Yani Serdar Ortaç'la bu şarkıda Ortaç'ı düet ben dedim yapmak. çünkü sesi güzel uyuyacak buraya dedim. Zannediyorum o da hemen kabul etti bu Kabul işi. etti, beğendi çünkü şarkıyı. Evet. Sözler de güzel, müzik güzel. Daha ne olsun. Daha ne Her olsun, şey evet, var değil mi? sanatçı için. Harikulade. Klip Kemal Başbuğ'un yönetmenliğinde çekilmiş. Evet. Bir hikaye anlatmıyoruz dedi. Sadece ikisini gösteriyoruz dedi VTR'de. Ya ben şöyle diyeceğim, klip derken tabii ki biz mantık olarak hepimiz aynı düşünüyoruz. Klip çekilirken biz background güzel olsun, dansçılar olsun, bu olsun. Hareketli şarkıda tamam da olabilir Ama değil dansçılar. mi yani? Ama böyle şarkılarda şarkıcı stüdyoya girerken okuyor, hissediyor. Aha. O duyguyu belki de veremez oyuncu. Şarkıcı kendisi anlatı daha iyi diye bulduk yani. Ben Evet. de ona katıldım yani. Biz kendimiz anlatalım. Çünkü ne demek Bence bir istiyoruz? mekan bile seçmenize gerek yoktu. Bu kadar güzel bir şarkıda, bu kadar güzel bir sesle. Siz tek başınıza bir yerde durup Serdar Ortaç da yanınızda dursaydı ve söyleseydiniz de bence o klip muhteşem olurdu. Çünkü içinde siz varsınız. Evet, Çünkü sağ onun olun. Ama güzel yine de sesiniz var. Evet. seyircilere olan saygımızdan tabii ki Evet. güzel bir mekan Bir, tabii olsun. ki görsel çok Görsel bildirmişti. çok önemli diye şey yaptık. Ama yine de ben şöyle derim, bence çok her zaman bir hikaye anlatmak Gerekmiyor. saçma yani bu Evet. bence. Artık halk da sanatçının bir gözünün içine bakmak istiyor aynı Evet. zamanda. Görüyorsun en güzel tarafını, beni bu taraftan çekmeyin, beni bu taraftan çekin diyorsunuz. İşte sanatçının Şarkıyı gerçek yüzünü dinleyemiyorum. görmek Evet. istiyor. Sen söylüyorsun, senin hissettiğini hissetmek istiyor artık. Belki Evet. de bu kadar yani. Ben seyirci olarak da ayrım zamanda müzik kanalını seyrederken diyorum ki artık bu sanatçı ne demek istiyor? Bir gösterseler Nedir yani gözüm yani içinde. Evet. olayımız ne değil mi? Yani herkes kopmuş bir hikaye anlatılıyor ama şarkıdaki duygudan kopuluyor bu sefer de. Evet, aynen öyle oluyor. Muhteşemsiniz. Gerçekten diyemem için gelen Twitter'dan mesajların hepsi bu düet harika olmuş diyorlar. Zannediyorum albümün lokomotif şarkısı belli oldu bu durumda. Yani diyemem açık ara önde gidiyor. Tabii ki diğerleri çok çok güzel. En azından şu ana kadar duyduklarım ama ilk çıkış şarkısı olarak diyemem mi düşünüyorsunuz da siz de klip çektiniz bu noktada? Zaten yaz şarkısı olarak biraz sonbaharın başında Evet. çıktı ya, biz belli belli şarkı çekmiştik. Ama çektik, bıraktım klibi, gittim, hiç tanıtıma girmedik dedim. Tamam yani çalışma da demesin. Ben buradayım dedim, klibi bırakıp gittim. Ama inanın vallahi ayaklarımın tozuyla programları geziyoruz. Şimdi Evet. tanıtım yapalım diye. Çünkü baya emek var, baya çalıştık. Ve benim için burası çok önemli. Ben onu konserlerim çoktur, işim çok yoğun ama Türkiye benim için çok önemli. Buradaki insanların ne kadar sanatçının değerini biliyor. Evet. İyi müziğin farkındalar yani. Ben de o yüzden Ya çalışmak Yıldız'ım istiyorum. bu fark edilemeyecek bir ses ve durum değil. Sizinki çok özel bir, gerçekten çok özel bir ses. Siz ne söyleseniz seve seve dinleriz. Bir sürü istek var ama bizi bağışlasın izleyicilerimiz. Bir gün bilmiyorum kırar mısınız bizi? Kırmayın lütfen. Şöyle canlı canlı enstrümanları getirelim. Burada Tamam. böyle 2 saat söyleyelim mi? Olur mu? Yapar mısınız? Yaparız ya. Harikuladesiniz valla. Biliyorum Türkiye'ye çok değer verdiğinizi. Bu işe sebep olan sizi Türkiye'ye getiren Mansur Ağoğlu muydu? Mansur Ağoğlu, evet. Nasıl oldu iş? O işi bir anlatın isterseniz. Ben demiştim, 90'larda geldim. Avrupa'daydım o zaman. Avrupa'da yaşayıp orada çalışıyordum. Sony Double Evet. T Records'la çalışıyorduk. Buraya geldik. Ya o kadar beğenmedik buradaki ilişkilerimizi. Evet. Ve geri döndüm, gittim. Ben dedim gitmem dedim. Orasını çok beğenmedim. Türkler de dedim hemen atarlar sana dedim şeyi. Olmaz dedim. Gitmem oraya dedim. Ama Mansur Ağoğlu eşim, Mansur Bey'le evlendikten sonra Türkiye gidelim Türkiye. Ben dedim ben ne yapacağım orada dedim. Ben beğenmiyorum. Orası kolay kolay kapılar açılmaz. Biz de dedim Özbekistan'dan ya da Avrupa'dan geldiğinde böyle böyle şeyler oldu. Dedim yok dedi, sen yanılıyorsun. Her yerde var da deneyelim dedi. Aha. Ama valla buraya kadar geldik. Vallahi. Hepsi onun sayesinde oluyor hala. Harikulade. Vallahi biz de Mansur Bey'e teşekkür ediyoruz sizi buraya getirdiği için. Evet, ben de teşekkür Siz ediyorum. de ona inanıp burada kapıları zorladığınız Ve için. ben şöyle diyeceğim, bir sanatçı için daha çok evlendikten sonra
eşler, bilmem hanımlar olsun, beyler olsun karışıyorlar. Sanatçının işini yardım etmek istiyorlar ama o yardımıyla eziyorlar yani sanatçıyı. Evet, istemeden. Evet, maşallah diyelim buraya kadar çok aman, güzel geliyor. Aman maşallah. Yardımcı oluyor. Bana o çok önemli. Zaten ben sanalara mı verdim? Evet. Çok iyi anlıyorum işimi de ama yardımcı çok lazım. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Evet. Ve her yerde kıskanıp da senin keyfini bozup öyle değil böyle yapacaksın, öyle değil böyle diye her yerde burnunu sokup sana şey yapsa tabii ki ya ayrılacaksın ya bir şey olacak işte. Evet. O yüzden sanatçılar yalnız tek başına yaşıyorlar. Kesinlikle. Aslında hepimiz çok yalnızız. Cüneyt diyor ki herkes dışarıda kız arkadaşıyla, ben uykusuz her gecedeyim diyor. Ne var Cüneyt, biz de buradayız. Yani birlikteyiz işte, bir şeyleri paylaşıyoruz. Senin yalnızlığını paylaşıyoruz. Üstelik de çok değerli bir sanatçı var. Çok da güzel şarkılar söylüyor. Bence şanslısın yani. Çok da kötü zannetme durumunu. Biz de çok şanslıyız sizi burada ağırladığımız için. Şimdi Muratçığım ne var sırada? Dünden bugüne Yıldız Usmanova var. İsterseniz Özbekistan'dan buraya kadar olan yolculuğunuzu anlatan bir VTR'miz var. İzleyelim onu. İzleyelim. Bir. Hadi izleyelim. Sen de hamba hayalim, yine sevamam mı dinge ay? Yaralar biter sekin sekin,
vereyim size. Valla. Nereden buldunuz bu? Valla ekip çalışıyor Yıldız Hanım. Bu arada bu zamana kadar neredeydiniz diyenler var. Mansur Bey'e çok teşekkür edenler var benim gibi. sağ olsun, evet. Açın da hani gerçek sanatçıyı görün diyenler var. Gerçekten sizin şimdi bizim o bildiğimiz, şu anda izlediklerimizden çok daha derin bir hikayeniz var. Özbekistan'dan o çıkış hikayeniz var. Çok derin mevzular bunlar. Evet. Sizin o şarkılarınızda o gözlerinizden süzülen yaşların hepsinin bir sebebi var aslında. Evet. Hepsinin çok ağır bir hikayesi var aslında. Bunları biliyoruz ama vakit işte zamanla yarışıyoruz ya. Evet. Neyse o zaman. Böyle güzel bir şarkınıza veda edeceğiz bu blogumuza. Öyle. Sizi uğurlayacağız. Ama gerçekten izleyicilerimiz de diyor yine süre başladı diyor konuşulmaya. Demek ki bitiyor. Bitiyor ama çok güzel bir şekilde bitiriyoruz. Ama sizden de sözünü alalım istiyorum. Bir dahaki Türkiye ziyaretinizde sizi burada canlı ağırlamayı çok isteriz. İnşallah. Eğer siz de kabul ederseniz çok memnun oluruz. Evet, söz veriyoruz. Başımızın gerekiyor. Üstünde yeriniz var her zaman. Çok çok değerlisiniz bizim için. Çok seviyoruz sizi. İzleyicilerimizden gelen mesajları hepsini okuyamadım. Özür dilerim hepsi için. Çünkü çok yoğun geliyor mesajlar. Sizi çok seviyorlar. Sağ olsunlar. Şimdi sizin güzel bir şarkınızla veda edeceğiz bu blogumuza. İyi keyifte olsun diye bir keyifli bir bölüşüm. Harikuladesiniz. Bayıldım size, bu kadarını hareketli. Söyleyeyim. Sağ olun. İyi keyifte olmak demek herhalde iyi olun, sağlıklı olun. Kendinize dikkat edin tadında bir şey değil mi? Evet. Özbekçe. Harikulade. Sevgili izleyiciler, Yıldız Usmanova'nın güzel sesinden bir şarkı daha dinleyeceğiz. Son haberler. Sonra geri döneceğiz. Biraz radyo konuşacağız, biraz tiyatro. Uykusuz Her Gece devam ediyor. Buyurun. Tamam.